aslında geçen hafta bunu konuşmuştuk. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu tabii Membiş'le ilgili müzakereler uzun zamandır sürdürülüyordu. İkincisi de aslında Türkiye bütünüyle bu müzakerelerden istediğini almış değil. Birincisi bence Türkiye de aslında burada geri adım attı. Türkiye'nin hep Membiş'le istediği şeylerden bir tanesi işte YPG'nin çekilmesinin yanı sıra içerisinde YPG'ye yakın Arap unsurları bulunduran ve şehrin askeri olarak korunmasını üstlenen Membiş Askeri Konseyi'nin aslında hani bir anlamda lağvedilmesi idi. Fakat bu gerçekleşmiş değil. Membiş Military Konseyi, Membiş Askeri Konseyi bugün yeniden Amerikalı yetkililerin teyit ettiği üzere hala Membiş'teler ve bir yere gidecek gibi de görünmüyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye'nin Membiş konusunda Amerika'ya verdiği bir tavizdi. İkincisi işte ortak burada bir şeyden bahsediliyor. Deniyor ki bir devriye geziyor. Türk ve Amerikan güçleri devriye geziyor. Türkiye dedi ki Membiç'in içerisine girdi. Bir sonraki adım Türkiye'nin ve Türkiye'nin desteklediği güçlerin Membiç'in içerisine girmesi dedi. Bugün IŞİD karşıtı koalisyonu şunu söyledi, hayır böyle bir şey, pardon dün, böyle bir şey söz konusu değil, devriye geziliyor fakat bunlar aslında Membiç Askeri Konseyi ve Türkiye'nin desteklediği güçler arasındaki çatışmayı önlemek için böyle bir devriye gezme faaliyeti üstleniliyor. Bu uzun süredir konuştuğumuz bir şeydi fakat bu askerlerin, Türkiye'nin desteklediği askerlerin Membiç'in içerisine girmesi söz konusu değil dedi. Dolayısıyla bu varılan anlaşma, Membiç anlaşması birincisi ne kadar Türkiye'nin resmettiği gibi bir sonuç ortaya çıkaracak bilmiyoruz. Türkiye'ye göre bütünüyle YPG unsurları Membiç'ten çıkarılacak, Türk askeri oraya girecek ve daha sonra Fırat'ın doğusunda bu işbirliği devam edecek. Amerikan tarafı da bunların hiçbiri konusunda bu kadar net değil. Ve hatta dediğim gibi Membiç'in içerisine girilmeyeceğinden bahsediliyor. Membiç Askeri Konseyi'nin orada olacağından bahsediliyor ve Fırat'ın doğusundan hiç bahsetmiyor Amerikalılar. Yani Türk tarafı diyor ki Membiç'ten sonra işte Kobani'ye gireceğiz, Rakka'ya gireceğiz, doğusuna gireceğiz diyor. Amerika tarafı da hayır böyle bir şey söz konusu değil diyor. O nedenle ben bu varılan askeri anlaşmayı Türkiye her ne kadar çok büyük bir diplomatik zafer olarak gösterse de ben öyle görmüyorum. Bence Amerikan tarafı da öyle görmüyor. Bu anlamda da beklentilerde bir örtüşmezlik var. Amerikan tarafına göre işte tamam söyledik size YPG çıkacak dedik. Anlaşma sorun çözülmüştür gibi bakıyor. Türkiye ise hayır biz gireceğiz daha Membiç'e üstelik doğuda da YPG unsurlarını oradan çıkaracağız diyor. Amerika kesinlikle buna işaret edecek şeyler söylemiyor ve yapmıyor. O yüzden ben bunu Türkiye'ye verilmiş bir armağan olarak görmüyorum. Seçim öncesinde daha da ötesi Türkiye'nin attığı bir bazı noktalarda attığı geri adımlar olduğunu da düşünüyorum. O zaman ilerleyen günlerde de sorun çıkacağını da düşünüyorum uygulaması noktasında. Evet.